Hayırlı uğurlu olsun. Göreli, Alıcra, Eynesil ilçelerimizde bulunan özel eğitim, okul ve sınıflarının katılımıyla hazırlanan sergimize hepiniz hoş geldiniz. Fotoğraf çekelim mi? Giresun ilindeki özel eğitim öğrencilerimizin yıl içerisinde yapmış olduğu etkinlikler, çalışmaların böyle mini bir örneğini halkımızla paylaşmak istedik. Tabii özel öğrencilerimizin bu el becerilerini öne çıkarmak, çocukları kaliteli, mutlu bir şekilde hayat hazırlamak için yaptığımız bir etkinlik bugün. İlçe merkezlerinde olan, ilçelerimizde ve merkez ilçelerinde bulunan tüm ana sınıflarımızın, özel eğitim ana sınıflarının ve özel öğrencilerimizin yaptığı bir etkinlik. Eğer gezip dolaşmışsanız resimler var, özel uygulama okulumuzun yaptığı el becerileri var. Hepsinde çocuklarımızın emekleri var, sabırla böyle nakış akış istedikleri resimler, el işleri, seramik işleri, fotoğraflar, bunları paylaşmak istedik. Çocukların hele yaptıklarını sergiledikleri zaman onlara artı bir mutluluk veriyor. Bizim burada amacımız çocuklarımızın el becerilerini ve yaşamlarını daha kaliteli getirecek işlemler yapıyoruz. Mesela meyve tabağı hazırlamadan, işte seramikten, fotoğraftan, resimden, sergilerden, nakışlardan örnekler var. Biz çok mutlu olduk. Zaman zaman zaten hem Sayın Valimiz başta olmak üzere biz dönem içerisinde okullarımızı ziyaret ediyoruz. Onlara sürekli elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bugün de bu etkinliği yapmaya karar verdik ve çok da güzel oldu. Sizler de gelip çektiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ali Aydar Emiroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda ikinci kademede görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışıyorum. Öğrencilerimizle mümkün mertebe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama geri dönüşüm adı altında onların da yapabilecekleri, onların da işin içinde olabilecekleri hem ailelerini hem bizi hem güncel yakalamak için böyle bir şeyler yapıyoruz. Bu etkinliğimiz tamamen geri dönüşüm mantığıyla yapılmış atık malzeme. Hem çevre kirliliğini önlemek için hem de farkındalık oluşturmak için ailelerimize, öğrencilerimize dikkat çekme amacımız. Umarım amacımıza da ulaştık. Dikkat çekip elimizdeki olan, var olan eşyaları atmak yerine atıl durumda olanları değerlendirerek böyle güzel şeylerde kullanabileceğimizi insanlara gösterebilmek. Kendilerinde de bir parça olsun, biz de yapabiliriz, şunu atmayalım, bunu değerlendirelim fikrini oluşturmaya çalışmak. Amacımız buydu, umarım ulaşmışızdır amacımıza. Giresun Alıcra, Halis Akman Çok programının sisten geliyoruz. Özel eğitim öğrencilerimizle sergi için buradayız. Çok güzel geçiyor, her şey yolunda. Burada olmaktan mutluyuz. Burada geri dönüşüm ürünlerini kullanıyoruz. Daha çok okulumuzda eskimiş ürünler, mesela bir kutumuz var çok eskiden kalma. Bunun üzerinde öğrencilerimiz çalışıyorlar, ne yapabilirler onu düşünüyorlar. Taşlar yapıştırıp onları boyayarak mesela daha güzel bir manzara resimleri ortaya çıkardılar. Cam şişelerden yine boyama yapıp aslında şamdan yapmaya çalıştılar gibi gibi. Aslında geri dönüşüm üzerine çalışıyoruz okulumuzda. Yeni bir ürün alıp da ya da sipariş edip mesela bir tahta kutu sipariş edip onu yapmıyoruz. Daha çok elimizde okulumuzda eskimiş olan ürünleri değerlendiriyoruz bu şekilde. Merhabalar. Okulumuz Tirebolu Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. ve 3. kademe olmak üzere 2 kadememiz mevcut. Okulumuzda öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle birlikte yıl boyu yapmış olduğumuz çalışmaları Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan İl Özel Eğitim sergisine biz de geldik burada. Güzel bir ortam var.
ilgilerinden dolayı Giresun halkına ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu çocukların bir şeyler yapabileceğini göstermek bizim açımızdan gerçekten çok kıymetli. Teşekkür ediyorum herkese. Bunu öğrencilerimizle beraber yaptığımız etkinlikler. Şöyle gösterelim. Saksılarımız var. Tamamen kendi döktüğümüz hızlı betondan yaptığımız ürünler. Bu şekilde ürünlerimiz var. Yine aynı şekilde saksı ürünlerimiz. Şöyle anahtarlıklarımız var. Hepsinde öğrencilerimizin büyük emeği vardır. Boyamaları, her şeyi öğrencilerimizin yaptığı gibi. Aynı şekilde müdürüm gibi ben de bize bu güzel etkinliği sağlayan idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikte bize söz hakkı verdikleri için. Bu şekilde anahtarlıklarımız var. Bütün Giresun halkını bekliyoruz. Merhabalar. Özel eğitim öğrencilerimizle beraber yapmış olduğumuz istiklal önce keşfiniz için ben teşekkür ederim. Beraber çalışıyoruz onlarla. Zaten el göz koordinasyonlarını hani geliştirmek için sınırlı alan çalışıyoruz genelde. Sınırlı alanları onlara yaptırıyorum. İnce işlerini artık ben naçizane ben yapıyorum. Ben isteniyorum. Beraber el emeği ürünlerimizi sergiliyoruz sene sonunda. Ben Zeliha Karakaya, resim öğretmeniyim ben de. Çocuklarımızla birlikte yine aynı Hande hocamın söylediği gibi el göz koordinasyonlarını geliştirmek için sınırlı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Toparlamaları biz yapıyoruz. Birlikte resimleri seçiyoruz, renkleri seçiyoruz. Ortaya güzel şeyler çıktığını düşünüyorum. Dönüşte dolduracağım. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Biz Giresun Özel Eğitim Ortaokulu'ndayız. Orada görev yapıyorum teknoloji tasarım öğretmeni olarak. Bunlar öğrencilerimizin bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar. Çalışmalardan bahsedeyim. Şu çubuklardan yaptığımız peçetelikler var. Kitap ayraçları var. Şu şekilde. Rölyef kabartma dediğimiz alüminyum kabartmadan çalışmalarımız var. Medya kabuklarını atmadık. Geri dönüşüm olarak bu şekilde değerlendirip çerçeve yaptık. Bir de keçe sabun çalışmalarımız var. Sabun önce şu şekilde keçeyle sarıyoruz. Sardıktan sonra etrafını tamamen bu hale getirdikten sonra zeminin üstüne desenini çizip yine aynı inleleme yöntemiyle motiflerimizi yerleştiriyoruz. Bu sabun doğal yün olduğu için bunu banyo lifi olarak kullanıyoruz. Doğal olduğundan dolayı peeling etkisi yapıyor vücudumuzdaki, ölü derileri atıyor. Ürünlerimiz tamamen doğal üründür. Bu kadar. Özel çocuklarımıza onun el yeteneklerinden oluşan bir sergide birlikte olmaktan çok mutlu olduk. İlginize de teşekkür ederiz ve özel çocukları fark etmenizi dileriz. Merhaba, ben Giresun Özel Eğitim Meslek Okulu Seramik Öğretmeniyim. Okulumuzda 18 yıldır görev yapmaktayım. Seramik atölyemizde öğrencilerimizle birlikte döküm çalışmaları, çamur çalışmaları ve sırlama çalışmaları yapıyoruz. İsterseniz göstereyim size. Kalıplarımız var, fincan kalıplarımız, döküm çalışmaları yapıyoruz. Yine doğal yaprakları çamurun üzerine koyarak yaprak çalışmaları ve tabak sunumluklar hazırlıyoruz. Bu şekilde. İstersek içerisine göstermek için yaptık, çiçek ya dikebiliyoruz. Yine fincanlarımız burada. Bunlar da yine döküm çalışmaları. Ama tabii birleştiriyoruz. Ortasının çiçeklerini yine öğrencilerimiz yapıyorlar. Birleştirerek fırınlıyoruz. Burada da yine baskı çalışmalarıyla birlikte yine çamurun üzerine şekiller çıkarıp işte kahvaltı takımları ya da işte sunumluk olarak
hazırlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocalarım, dilinize, emeğinize sağ olun. Ben müzik öğretmeniyim E-Nesil'de. İşitme engelliler ortaokulunda görevlendirme olarak görev yapıyorum. Bu çocukların hiçbiri bizim gibi duymuyor. Cihazlarla beraber yüzde en iyi duyan %30-35 civarında duyabiliyor. İlk okula gittiğim zaman tedirgindim yani. Acaba dedim yani duymayan bir öğrenciye gitar öğretilebilir mi, öğretebilir miyim? Bir deneyeyim dedim şansımı. İyi ki de denemişim. Yani onların hayatını değiştirdim. Onlar da benim hayatımı değiştirdi. Yani bu mutluluğun tarifi yok. Nasıl hisle çalabiliyorlar onu çok bilemiyorum. Çok az duyuyorlar ama şu an bütün notaları ver önüne koyuyoruz. Hepsini çalabiliyorlar. İsterseniz size de bir şarkı çalabilirler. Hazır. Son 2, 3, 4.